Son bir haftadır yakından takip ediyoruz. Üzücü olaylar yaşıyoruz. Artık televizyona bakamıyoruz. 500 yıllık Osmanlı Devleti, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti. Belki de son zamanlarda gördüğümüz en iğrenç, en anlamsızca olaylardan biri. Anne olmanın zorluğunu konuşurken nice insanlar o annelerin kuzularına gözü kapalı şekilde kıyabiliyorlar. Biz bu olaylar patladığında birbirimize baktık ve bunun en ufak şekilde ses çıkarabilirsek biz kendimize olan inancımızı ve görevimizi yerine getirdiğimizi düşündük. Bizler psikologuz, bizler avukat değiliz, bizler hakim değiliz. Ama gördük ki bu ülkede hala aydınlıkta, hala ümit veren, hala umudumuz olan savcılar var. Buradan hepinizin huzurunda o savcıya bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün anne olmanın zorluklarını, anneliğin psikolojisini konuşacağız. Evet, öncelikle keşke bugün anne olmanın psikolojik zorluklarından bahsederken sadece hamilelik döneminde yaşamış olduğumuz stresten, anksiyeteden ya da depresif duygu durumundan bahsedebilseydik ya da sadece annelerin işte doğum sonrasında yaşamış oldukları o psikolojik rahatsızlıklarda çocuğuma yetebilecek miyim, iyi bir anne olabilecek miyim denilen detayları sadece tartışabilmeyi çok isterdim. Bir psikolog olarak, bir kadın olarak belki ileride anne olmayı tercih edersem bir anne adayı olarak çok sinirliyim, çok tepkiliyim, çok üzülüyorum. Bu programın bu cümlelerini kurmak benim için biraz zor olacak. Çünkü dediğim gibi bizler anormal çerçevede bahsedeceğimiz detaylar bile artık çok normal seviyeye indirgendi diye düşünüyorum. Buna çok üzülüyorum. Yani bugün hamilelik stresinden bahsederken bile bir annenin artık tam doğum esnasında acaba biraz sonra bebeğimin başına bir şey gelecek mi kaygısını yaşamasından kaynaklı. Şimdi hamilelik stresini konuşmak biraz daha oldu, basite kaçtı diye düşünüyorum. Hı hı. Bu da ülkemizin en büyük problemlerinden biri haline geldi maalesef Sinan. Konuşması benim için şu an biraz zor bir detay. Bizim takipçilerimiz bizi biliyor. Biz evli birer psikoloğuz. Ve senin annelik anlamında hem mesleki olarak hem kadınsal olarak ne düşündüğünü bildiğim için ve bu haberleri gördüğümüzde senin yüz ifadeni ve ses tonunu bildiğim için direkt bu konuyu konuşmak istedim. Bizler kaç bölüm oldu terapi takımı olarak bazı şeylerin güzel olması için çalışırken hala ve hala kafamızı çevirip döndüp baktığımızda belki de çok iğrenç olayların daha üstünün açılmadığını fark ediyoruz. Bizler pembe bulutlar üstünde giderken aslında arka planda kapılarda neler oluyorlar belki de bazen göremiyoruz. Çok isterdim o duruşmaya bakan hakim olmayı, avukatın olmayı, karşı tarafın avukatı olmayı, orada hastanenin camını yumruklayan oğlumu öldürdünüz, şimdi ne olduğunu anladım diyen o annenin feryatlarını, o anneyi savunan avukat olmak isterdim. Bir psikolog olarak konuşup, bir psikolog olarak burada gerekeni söyleyip, bir kişi bile olsa evet ya ne oluyor dedirtebiliyorsak bence en azından mesleki olarak üstümüze düşeni yaparız. Sadece şunu sormak istiyorum. Tabii ben bunu bilemem. Yani hem kadınsal olarak hormonal değişiklikler, beyin yapısı, düşünce tarzı sizin ayrı olduğu için ve üstüne üstlük bir anne olduğunuz için benim biraz daha az konuşacağım, çok öğreneceğim bir yayın olacak, bir program olacak. O yüzden de hamilelik sürecinde bu hormonal değişiklikleri, sizin düşüncenizi nasıl oluyor? Bir annede ne gibi değişiklikler oluyor? Hem psikolojik olarak aynı zamanda Türkiye'nin de gerçekliklerini
göz önüne alarak konuşalım. Şuradan başlamak doğru olur diye düşünüyorum burada. Önce anne olmaya karar veren anneler, bir de anne olacağından haberi olmayan annelerden bahsedebiliriz. Yani buna hazırlıksız bir şekilde yakalanan anneler de var, buna hazırlanan anneler de var ve bence ikisinin de süreci birbirinden yoğun geçiyordur diye düşünüyorum ve buna zaten seans odasında da çok fazlasıyla eşlik ediyorum danışanlarımla çalışırken. Hamilelik döneminden bahsedeceğim biraz. Hamilelik döneminde özellikle hormonal değişiklikler başlıyor. Bu hormonal değişiklikler özellikle kadının ruh halini zaten olabildiğince çok çalkantılı bir hale sürüklüyor. Çünkü o hormonlarla birlikte artık vücudunda bir canlıya daha eşlik ediyorsun aslında. Bu sefer işte ruh halinde anksiyetik belirtiler oluşuyor. Yer yer depresif örüntüler başlıyor. Kişi kendini o hamilelik sürecinde vücudunda değişen, gelişen detaylara da odaklandığı için bir o değişimin vermiş olduğu sancıya kapılıyor zaten. O duygusal dalgalanmalar kesinlikle mı oluyor? Evet. O bedensel değişimler zaten kadınlar için çok önemli biliyorsun. İşte biraz kilo alınca bunu problem eden kadınlar birdenbire karınlarının büyüdüğüne şahit olduğunda bazen içindeki canlının kendisine eşlik ederek bir bedensel değişim içerisine girdiğini unutabiliyor. Bundan kaynaklı yer yer ben artık kilo alıyorum, eşim ya beni sevmezse, çok çirkin görünüyorum, artık işte eskiden giydiklerimi rahat bir şekilde giyemiyorum, çok sıkmaya başladı her şey, bunalıyorum, gece rahat uyuyamıyorum gibi gibi problemler deneyimleniyor Sinan. Ve bununla birlikte zaten hamilelik dönemi hormonal değişikliklerle başladığı için biz bazen işte gelen çiftlere hamilelik dönemini anlatırız, özellikle erkeklere. Çünkü onlar için anlaması zor bir dönem başlar. Biraz daha bebeğin büyüme, yani gelişme serüvenine sadece eşindeki fiziksel değişiklikle eşlik ediyor aslında baba adayları ve o şekilde anlamlandırıyorlar. Bundan kaynaklı eşlerinin ara ara çok yoğun ağlama nöbetlerine girdiğinde ya da canı bir şey çektiğinde, o çaresizliği yaşadığında çok böyle anlamlandıramıyorlar. Ne oluyor, bir şeyler oluyor ama neden böyle şeklinde. Biz de o hormonal değişiklikleri sağlıklı bir şekilde anlatıp karısına nasıl bu süreçte eşlik edebileceğini, işte iletişimi nasıl sürdürebileceğini, ona karşı nasıl anlayışlı yaklaşabileceğini öğretiyoruz. Yani erkeklerde kendi, şu an kendi düşüncemi söyleyeyim direkt. Bence erkeklerin çoğu da böyle düşünüyor. Şimdi siz karı kocayız ve sen artık diyelim ki hamilelik haberini aldık ve hamile olduğunu biliyoruz. İşte 3. hafta, 4. hafta. Sende bir şeyler oluyor kadın olarak. Ama ben dışarıdan bir izleyiciyim. Hiçbir şekilde ne olduğunu anlamıyorum. Bana çok aşk dolu bakarken 10 saniye sonra sinir ve nefretle bakıyorsun. Suçu kendimde arıyorum, suçu sende arıyorum. Tam anlayamıyorum. Aslında bu programı çekerken benim sorduğum sorular biraz da sanki genel erkeklerin soracağı sorularmış gibi. Çünkü ben de aslında hani pek bir bilgim yok. Ben birkaç not aldım. Hiçbir bilgim olmadığı için şimdi hani duygusal olarak biraz araştırma yaptım. Nedir, ne değildir, doğru bildiğimiz yanlışlar. Şuna çok şaşırdım mesela. Burada 3-5 tane not aldım. Bebekler anne karnında müzik dinliyorlarmış. Yani anne dışarıdan bir müzik dinlediğinde bebek, yani hoparlörden sesli bir ortamda bebek de bunu anlıyormuş ve o ruh hali, annenin ruh hali bebeğe yansıyormuş. Bu çok ilginç. Şöyle anlatayım. Anne karnına ilk düştüğümüz an deriz. Ana betnine düştüğümüz an. Zaten anne tam olarak ne yaşıyor? Bu işte mutluysa bebeğin de mutlu olmasını sağlıyor. O hissiyata kapılmasını sağlıyor. Eğer anne çok yoğun bir endişe içindeyse, özellikle strese girdiyse, özellikle bebek de anne karnında bu stresi, bu kaygıyı çok net bir şekilde hissediyor. O yüzden zaten özellikle hamilelik döneminde kadınlara şunları öneririz. Biraz daha strese daha az maruz kalın. Stresli bir işiniz varsa buna eğer ara verebiliyorsanız ara verin. Ya da size bu süreçte destek olabilecek, iyi hissettirebilecek kişilerle birlikte olun diye. Çünkü çok önemli bir detay. Bizler zannediyoruz ki bizim öykümüz işte doğduğumuz an başlıyor. Hayır. Aslında anne karnına ilk düştüğümüz an bizim öykümüz, annemizin hisleriyle, duygularıyla, annemizin maruz kaldığı detaylarla başlamış oluyor Sinan.
Çok ilginç. Anne, hamilelik sürecindeki anne doğum yapana kadar da kemikleri normal sertliğinden daha da yumuşak hal alıyormuş, biliyor musun? Hamilelik sürecin, yani doğum yapana kadar o kemikler daha yumuşak ve daha esneyebilir hale geçiyormuş. Ve sonra doğumdan sonra da tekrar artık kalsiyum miktarı mı artıyor, sebebini bilmiyorum. Bilen kadın doğum doktorları izleyicimiz varsa lütfen yorum yapsınlar. Yani sebebini bilmiyorum ama çok ilginç şeyler öğrendim. Ben de bu programa birkaç not aldım, hani böyle tam bilgisizce gelmeyeyim diye. Peki bedensel değişiklikler neler oluyor bir kadın için? Bedensel değişiklikleri aslında Sinan, hormonal değişimler katkıda bulunuyor biraz. Örnek veriyorum, işte karnın büyümesi, kilo artışı. Bu süreçte özellikle bebeğin içeride hareket etmeye başladığı andan itibaren dışarıdan, bazen anne karnından bunu görebiliyoruz zaten, bebeğin tekmelerini vesairesini, hareketini gibi. Bedensel değişimlerde özellikle kadınlarda daha çok kilo artışı gerçekleşiyor. Biraz daha yavaşlıyorlar. Örnek veriyorum, bir süre sonra özellikle doğuma az kala sahnelerde artık ayakkabı bağlamak bile hamileler için çok zorlu bir süreç oluyor. Tam burada da aslında eşlerine çok büyük roller düşüyor. İşte eşlerinin ayakkabılarını bağlamaları, işte ya da daha az eğilmelerini sağlamaları, ya da evde özellikle hamilelerin bedensel değişimleri özellikle hareketlerini engellediği için ev işleri yapmakta zorlanıyorlar. Bazen araç kullanmakta zorlanıyorlar. Bazen toplu taşımalarda vesairede zaten özellikle hamilelere biraz daha öncelik tanımamızın nedeni o, artık sadece tek bir bedende değil, tek bir bedende iki canlı. Ve bundan kaynaklı zaten tamamıyla bir kısıtlama var. Bu kısıtlama da aslında özellikle daha öncesinde çok özgür ve esnek hareket eden kadınlar için birdenbire hem bedensel anlamda hem de ruhsal anlamda bu esnekliği kaybetmesiyle birlikte bir kaygı ve strese yol açabiliyor. Eskiden işte uzandığını çok rahat bir şekilde alabilirken ya da çok hareketli bir şekilde davranırken, şimdi bebek ona her anlamda engel oluyor. Tam burada başlıyor aslında. Yani annenin de süreci yine bebeğin anne karnına düştüğü sahnelerde başlıyor. Çünkü bu sefer diyor ki, aa evet, şu an bana bedensel olarak bir engel koyuyor. Biraz sonra dünyaya geldiğinde de onunla ilgileneceğim. Belki eskiden yaptığım şeyleri rahat bir şekilde yapamayacağım diye. Hamilelik dönemindeki zaten depresyona eşlik eden en büyük detaylardan biri. Ya özgürlüğüm kısıtlanırsa, ya eskiden yapabildiklerimi şimdi yapamazsam. Sonra eşe bakıyor. Sonuç olarak bizim kocalarımızın hayatında pek de bir şey değişmiyor. O yüzden zaten çok sinirleniyoruz diye düşünüyorum. Sana bakıyorum, sen eskisi gibi aktivitelerine devam edebiliyorsun. Yemen içmen bile hiç değişmedi. Çünkü ben bir şey yediğimde artık eskiden çok sevdiğim şey şu an beni rahatsız edebiliyor. Ya da eskiden çok hoşuma giden bir koku şu an midemi bulandırıyor. Ama sana baktığımda sen eskisi gibi devam ediyorsun. Ve bence zaten yine kadının sinirlerini bozan detaylardan biri bu oluyor. Şimdi o zaman her şeyin sorumluluğu yine mi bende? Hani yine mi ben bunun acısını çekeceğim vesaire dediği bir noktada. Tam burada o aşerme dönemindeki nazlanmalar bence. Ya da işte örnek veriyorum, o işte trip atmak ya da biraz daha böyle aslında yapabileceğim bir şeyi tamamıyla sana yaptırmaya çalışmam bundan besleniyor diye düşünüyorum. Ben belli bir yaşa kadar bazı bildiğim bilgilerin biraz mübalağa yapıldığını, işte abartıldığını düşünüyordum. Belli bir yaşa ve işte mesleki tecrübeye geldikten sonra şimdi birkaç tane örnek vereceğim. Ben bunların gerçekten biraz şaka, biraz abartı, biraz mübalağa, biraz böyle kadınların arasındaki o ufak espriler olduğunu gerçekten düşünüyordum. Toprak yeme isteği, böyle avuçla ve en güldüğüm ve en anlamlandıramadığım demir yalama. Ben bunu gerçekten belli bir yaşa kadar, hatta şu an izleyen izleyicilerimiz bu videoyu, kadınlar biraz daha bu konuya hakim oldukları için, hani küçük hamile olmasa bile anneden ya da işte toplumdaki o kadın tabii muhabbetinden anlayabiliyor, duyuyorlar. Ama erkeklerde sıfır bilgi ve erkeklerin yanında genelde bu tür konular konuşulmadığı için ayıp diye. Onlar da şaşıracağını düşünüyorum. Gerçekten hamile kadınların demir yalama isteği, böyle bildiğiniz ve işte toprak yeme, yerden toprak alıp yeme isteği beni çok şaşırtmıştı. Ve bir yaştan sonra ve hastanede çalıştığım dönemde bunun gerçek olduğunu ve bunun
Gerçekten bilimselde bir karşılığının olduğunu görünce ben çok şaşırmıştım. Gerçekten kadın olmak, daha doğrusu dişi olmak, bütün canlılar için geçerli bu. Kediler, köpekler için. Hatta hikayesini bilen varsa ne demek istediğimi anlayacaklar. Hindistan cevizi ağacının da dişisi çok özeldir. Her canlının dişisi inanılmaz bir genetikle dünyaya geliyor ve bir genetiği de dünyaya getiriyor. Bazen kendime diyorum, hani erkek gerçekten ne yapıyor? Kadınların gerçekten sinirlenmesine hak veriyorum. Peki şimdi hamilelik döneminde bizim pek bir etkimiz olmuyor. Hani arabayla götürmek, getirmek, kontrole getirmek veya istediğin şeyleri gidip manavdan, marketten almak dışında, ama şimdi benim de dahil olduğum bir süreç var artık doğumdan sonrası. Teknolojinin ilerlemesi, sağlık sisteminin çok ilerlemesi, artık gerçekten bebeğin kalp atışından ne zaman doğacağı, saat kaç gibi doğacağı, hatta bazı ülkelerde cinsiyet belirleme, ilk doğduğunda evet genetik özelliklerini belirleme, hatta ve hatta ben bunu basketbol oynadığım dönemde çok yıllar önce öğrenmiştim ve çok şaşırmıştım. Bundan 15-16 sene önce kemik ölçümü yapıp ileride ergenlik sonrası ne kadar boyun olacağını hesaplayabiliyordu. Sağlık sistemi inanılmaz gelişmiş durumda. Kesinlikle. O yüzden de ben hem heyecanlıyım bu gelişmelerden, hem de çok mutluyum. Çünkü her doğan çocuk daha sağlıklı, daha iyi ortamlarda doğuyor. Tabii eşit şartlar olduğu müddetçe. Umarım da her anne ve her çocuk eşit şartlarda en güzel şekilde dünyaya gelir ve dünyayı getirir. Peki şimdi benim görevim geliyor yavaştan ve artık doğum geldi. Senin sancıların tuttu ve o bebek dünyaya geliyor. Okuyamadığımız o küçük yavrumuz, belki 3 kilo, belki 2 kilo, belki 4 kilo, 5 kilo. O bazen işte halk tabirle tosuncuk, bazen de böyle küçük, minik halde dünyaya geliyor. Peki ondan sonra neler oluyor? Yani doğumdan sonra ne yapmamız lazım? Çünkü bir canlı başka bir canlıyı çıkartıyor, dünyaya getiriyor. O göbek bağı kesiliyor. Ve gerçekten belli bir yaştan sonra bu doğumun nasıl olduğunu gerçek anlamda tıbbi olarak öğrendiğimde muazzam bir döngü olduğunu anladım. Yani çocuk yapmaktan bahsetmiyorum. Kastım gerçekten o göbek bağıyla beslenmesi, anne kesesinin içinde sıvının içine nefes alıyor olması, ama doğumdan sonra bir daha sıvının içine girememesi muazzam bir olay. Evet, evet. Muazzam bir olay. Bizim seninle sinirlenmemizin sebebi, en başta konuştuğum konu, bu muazzam olayı baltalamaya çalışan, bu muazzam olay karşısında bile vicdansız olan insanlar. Benim sinirlendiğim nokta bu. Kesinlikle. Şuraya şöyle bir ekleme yapacağım. Sonrasında doğum sonrası döneme geçeceğim zaten. Doğum sonrası dönemden öncesinde, o hamilelik döneminde son olarak bence hepimizin çok dikkat etmesi gereken detaylardan biri. Şimdi eş adayları, özellikle erkekler, bu hamilelik sürecine bazen nasıl eşlik edeceklerini bilemiyorlar, senin de anlattığın gibi. Yani bir şeyler gelişiyor, ne olduğunu anlamıyorum, anlam veremiyorum dedikleri boyutta. Bazen tepkisiz kalabiliyorlar ya da bazen bu inanılmaz değişim süreci onları da öfkelendirebiliyor. Anlam veremedikleri için muhtemelen. O yüzden biraz daha böyle hassas davranışlar sergilemeniz. Seni anlıyorum, zorlu bir süreç geçiriyorsun. Evet, ben eskisi gibi uykuma devam ederken sen hamilelik dönemindeki o fiziksel değişimlerle birlikte bazen bazı geceler uykusuz kalabiliyorsun. Beslenmen değişti. Bu süreçte hormonal değişimler yaşıyorsun ve eskiden alınmadığın birçok şeye şu an alınıyorsun aslında. Seni sadece anlamaya çalışıyorum. Anlıyorum da diyemem. Ama neye ihtiyacın var? Bunu benimle paylaş lütfen. Hangi duyguyu yaşarsan yaşa, açık iletişimle birlikte seninle çözüm bulabiliriz buna. Tam olarak neye ihtiyaç duyarsan sana bu konuda yardımcı olabilirim gibi cümleler bence çok kurtarıcı. Buna ne gerek var ki şeklinde yaklaşılan her şey bence gebeleri çok derinden sarsıyor. Nasıl ne gerek var? Ama ben bunu şu an böyle istiyorum. Çünkü neden istediğimi de bilmiyorum aslında. Bu değişimi ben de bilmiyorum. Bu bana da çok farklı geliyor şu an. Anlam veremediğim bir şeyi yaşıyorum ben de.
diye böyle bir adlandırıyorlar aslında zaten. Aslında sen öğrenirken ben sana sadece manevi olarak destek olabilirim. Kesinlikle. Yani bana düşen görev bu. En azından psikolojik olarak olumsuz etkilememek ve psikolojik şiddetten de uzak durmak. Yani düşünsene aslında örnek veriyorum ortalama 50-55 kilogram boyunca devam eden kadınlar birdenbire 80-90 kilolara kadar gelebiliyorlar ve artık o bedensel değişimleriyle birlikte dışarıda fiziği çok güzel olan kadınları gördüğünde eşleri en azından biraz daha dikkatli olabilir. Karıcığım sen çok güzelsin, hamilelik sana çok yakıştı. Bence işte çok tatlısın şöyle böyle gibi iltifatlara da samimi bir yerden destek verirlerse daha iyi olur diye düşünüyorum. Sonrasında o doğum sonrası dönemin hemen öncesi şu an gündemimizi de etkileyen o ana problem. Şu an o ben nasıl doğum yapacağım, çocuğum sağlıklı bir şekilde dünyaya gelecek mi diye annelerin zaten hep bir kaygısı vardır. Çünkü 9 aylık bir süreç geçirdi. Aslında annenin o içgüdüsel bağlanması artık aktifleşti. 9 ay boyunca sabah, akşam, öğle her ana eşlik etti o bebek. Yemesine, içmesine, uykusuna, alışverişine, odasına her şeyi hazırdı. Ve tek bir aslında umudu var. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelsin benim çocuğum. O hazırladığım yatakta uyuyabilsin. Ona aldığım, özenle seçtiğim o kıyafetleri giyebilsin diye. Sonrasında özellikle işte şu an yaşadığımız bu ana problem ülkemizin bu vermiş olduğu kaygı artık çocuğun fizyolojik nedenlerden dolayı sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilecek mi kaygısının yanında dış etkenlerden kaynaklı çocuğum dünyaya sağlıklı gelebilecek mi, yaşayabilecek mi kaygısını barındırdı maalesef ki. Tam burada anksiyeteyi sağlıklı bir yerden kontrol edebilmekte fayda var. Doğum sonrasında bu akademik bir çalışma, doğum sonrasında annelerin depresyona girme olasılığı %10 ile %15 arası. Yani evet, doğum yapan 100 kadının 10 veya 15 tanesi direkt doğum sonrası depresyona girebiliyor. Bunu gayet normal girmeyebilir, girebilir. Girip erken de atlatabilir veya depresyon süreci de uzayabilir. Şöyle bir bilgi de okudum. Ben tabii şimdi erkek olarak hep ilginç gelen bilgilere hakimim. Emzirme döneminde doğum sonrasında artık göğsün etrafındaki reseptör mü artık ne nasıl iletiliyor bilmiyorum ama bebek anneyi emerken anne bunu algılıyor. Tabii bunu istemsizce yapıyor. Ve bebeğin neye ihtiyacı varsa süt de o ön plana çıkıyor. Yani vitamin minerale mi ihtiyacı var, hasta mı, sıkıntısı var mı ve şöyle bir çalışma okudum. Bebek hastalandığı zaman anneyi emiyor. Annenin direkt süt rengi değişiyor. Bebeğe iyi gelecek şekilde. Şimdi bir tık toparlamak gerekirse biz erkekler olarak size bu kutsal görevinizde, bu kutsal sorumluluğunuzda sadece elinizden tutup manevi olarak destek verebiliriz. Ve benim gözümden sakındığım eşim, gözümüzden sakındığımız bir canlıyı dünyaya getirirken onun özel olduğunu hissettirmeliyim ki o da manevi olarak kendini özel hissetmeli ve mutlu bir anne olmalı. Bu da aileye yansımalı. Çok doğru. Burada özellikle mesela ülkemizde bir de şöyle bir problem yaşıyoruz Sinan. Toplum baskısı, aile baskısı, şimdi bebek dünyaya geldi. Artık baba canlı bir şekilde bebeğine kavuştu ve o babalık içgüdüsü yavaş yavaş aktifleşmeye başladı. Aa evet ben baba oldum. Artık geceleri o deliksiz uykular son buldu. Biraz daha gün içerisinde defalarca uyanabiliyor uykusundan. İşte anneye yardım ediyor vesaire vesaire derken işin içine biraz o ilk çocuk dünyaya geldiği haftalarda anneler de giriyor. Anne babalar da yani kayınvalideler. Tam burada eşlerimize düşen bir görev de çok sağlıklı sınırlar çizebilmek. Çünkü anne ve babaya anne baba olabilme alanı tanınmazsa eğer ilk kez anne baba olsalar dahi anneliği ve babalığı
sağlığı bir başkasından öğrenmek ve başkasının sınırlarıyla birlikte geliştirmek bebekle de sağlıklı bir bağ kurmalarını engelliyor. Düşünsene bugün bir kadın işte doğum yaptıktan sonra annesini eve davet ediyor ve bir iki aylık süreçte annesi ona eşlik ediyor ya da kayınvalidesi. Kayınvalidesi ya da annesi sonuç olarak geçmiş kuşak, evet sonsuz saygım var. Bazı şeyleri bence kitapta yazan detaylardan çok daha iyi biliyorlar. Tabii ki danışmakta fayda var ama o 1-2 aylık süreçte anne tam olarak o anneliği tadamıyor ki. Ne yapacağını bence düşüp kalkıp biraz daha böyle yanlışlarla, hatalarla öğrenirse en azından anneliği o kutsal çerçeveden çıkartıp mükemmel bir detay olarak algılamaktan çıkmış oluyor diye düşünüyorum. Annelik kutsaldır, mükemmel bir detaydır, anneler hatasızdır, babalar hatasız olmalı denilen kavramlar bence bağlanma stillerimizi doğrudan etkiliyor. Çünkü hepimiz mükemmel olmaya çalışırken hareketsiz kalıyoruz, böyle varlıklarız. Aman yanlış bir şey yapmayayım diye hiçbir şey yapmazken buluyoruz kendimizi. O yüzden burada eğer kayınvalidemize hayır diyemiyorsak, eşimizin annesine hayır, bu eşimin süreci, onun annelik süreci, sütü gelmeyebilir, emziremeyebilir, bebeğe biraz sert davranabilir, bebeğin ağlamasından dolayı kendini suçlu hissedebilir, bebeği sevmeye de bilir başlangıçta. Eşini bebekten kıskanabilir. Bunlar çok normal detaylar. Evet. Ben seans odamda bebeği 4 aylık olmuş bir danışanımdan hiç bebeğine temas etmek istemediğini, çünkü eşiyle onun arasına girmiş olan bir düşman gibi gördüğünden bahsettiğine şahit olduğumda aslında anlamıştım bunu biraz da. O yüzden anneliği bence o kutsal çerçeveden ve mükemmel olan detaydan biraz çıkarırsak hepimiz rahatlayacağız. Anne zaten mükemmel bir varlık. O yüzden mükemmel olmasına gerek yok. Kesinlikle. Kesinlikle. Kendi olsun yeter bence. Kesinlikle. Neşet Ertaş'ın dediği gibi, kadınlar insandır, erkekler insan oldu. Aslında insan olmak çok kolay. Zorlaştıran o dışarıdaki kötü insanlar. Siz olun, hayatınıza o kötü insanları sokmayın. İyi günler.